Muhammed Aleyküm Selam O soruyu ben de düşündüm biliyor musun? Ama şimdi hatırıma gelen şu ki ya ben bu kardeşimle senelerce seyahat ettim. Misal. Senelerce beraber yemek yedik. Senelerce beraber hizmetlerde koşturduk. Çok acayip dosttuk. Ya nasıl oluyor da e, kavga Olur. Sahabenin sahabe ile şey oldu, münakaşası oldu. Yani kavga münakaşa manasında e, oluyor. Yani böyle bu kadar sevgililer nasıl böyle e, düşman olabiliyoruz çok acımasız. Sonra bu acımasız düşmanlıkla ya kabre giriyoruz veya sonra da e, barışıyoruz bu niçin böyle bir kanun sistem var dünyada diye ben de düşünüyordum Muhammed. Bir manası Allahu alem şu olsa gerek. Bak. Biz peygamber değiliz. Asın imamı değiliz Bedü zaman gibi. Değiliz. Ustad Bedü zaman Hafız Ali abinin kalbine nazar ettim diyor. O kardeşine karşı diyor hiçbir şeyi yoktur müşahede ettim diyor. Veya Hulusi abiye bakıyor şeceresini söylüyor. Bizim böyle bir özelliğimiz yok. Peki senelerden beri beraber dost olduğumuz bu kardeş. Bu kardeş belki de her şeyimiz iken ahirette de beraber belki de olmadığı zaman Rabbimizden isteyeceğiz. Ya Rabbi dünyada da dostluk. Niçin burada da beraber değiliz diyebileceğiz. Demek Duyacağız, ihtiyaç duyacağız. O kardeşimizin hakiki kimliğini bilmiyoruz ki. Hep böyle hani evlilikte, nişanlılıkta vesaire dönemlerde, e, flört dönemlerinde hep maske kullanılır ya, hi ha ha. Ama hakikisi e, evlendikten sonra veya ticarette de böyle. Vay, şöyle adam, böyle adam, bir ticaret yapıyorsun. Allah. Neymiş bu ya? Fe subhanallah. Bu kadar acayip yılan ve akrep kuyusunu nasıl örtebilmiş? Hakiki yüzünü nasıl kapatabilmiş diye hayretler içinde kalıyoruz. İşte biz peygamber değiliz. Hakiki yüzünü göremiyoruz. Ve zaman gibi bir şahs değiliz ki kalbindeki ve dimağındaki niyeti. E, göremiyoruz. Allah o peygamberlerin mucize o büyük evliyaların kerameten keşfettikleri karşısındakileri dimallarında e, ve kalplerinde bulunanları Allah da bize böyle bir küskünlükle gösteriyor. Mesela adam e, bir küsüyor bana ama benim hakkımda saklayıp da poşetinde saklayıp da çıkartamadı. Ama böyle hmm, içi bölüm hmm. Ama dışarıda hi, -hi, hi hoş geldiniz, hoş geldin abi nasılsın? Ama içi hmm. işte ben bunu bilmiyorum içi. E bununla ben kabirde seyahat edeceğim. haşırda seyahat edeceğim. Sırat köprüsüne seyahat edeceğim. Cennette ebedi dost olacağız. Ebedi. E bu içi yılan. Benim hakkında yılan var yani. işte Allah bu insanın hakiki yüzünü, yüzünü, bana karşı yüzünü, sana karşı yüzünü göstermek adına bir yöntem koydu. Küs oluyorlar. Küs olunca adam senin hakkında hakiki yüzünü gösteriyor. Sen de hmm, vay be Allah Allah diyor. Yani anlıyor musun böyle? fe subhanallah diye şaşırıyoruz. Aslı öyleydi şaşırma. İşte bu küs olma sistemini Allah insanların gizli ama hakiki yüzlerini ortaya çıkartmaya vesile ediyor. Hz. Ali radıyallahu anh buna ait bir söz atırma geldi de diyor ki yani yuvarlak benim şimdi diyeceğim. Diyor ki o kişilerle kavga ettiğin kişilerle öyle davran ki yarın dost olacağını unutma. Öyle söz sarf et, öyle davran ki yarın dost olunca utanmayasın. Dostlarınla öyle davran ki yarın düşman olduğun zaman verdiğin sırları da fahşetmesin. Tamam bu bu iki tarafı dengeli tut. Ustad Bediüzzaman Hazretleri de Sungur abiye demiş galiba. Öyle hatırlıyorum. Demiş ki hüstü Zanet ama adem itimat da yani onu da elden bırakma. Dinde nedir? Haf ve reca. Ümitle ümitsizlik arasında ol. Yani e, Risale bizim meslekte Zan ederiz. Hüstü Zanesi astır. Ama e, itimat şeyi de adem itimat. Güve tedbirini de arkadan tut. Adem itimat. İtimatta etme. Güven ama itimatta etme. Son cümle seninle alakalı. Ee, şimdi Ustad Hazretleri toplumu anlatırken ahır zaman fitnesini 50 sene sonrayı söylüyor. Emirdağ 2'de söylüyor. 1944 47 arasına ekle. 50 sene sonra bu milletin nesli atisi yeni nesli %90'ı Allah diye e, nefse maresine tapacak. Ne yapar? 80 milyon kabul edersek yüzde 90'ını ne yapar? 9 kere 8, 72. 8 milyon hariç bu kadar kişi nefsine tapacak. Peki eylemsel itibariyle ne olacak? E, şöyle olacak. 40 kişiden bile bir kişiye güvenilmez. 40 kişiden bir kişiye bile niye demedi ki hiç güvenilmez. Bak 40 kişiden bile bir, 40 kişinin içinden bir kişiye bile güvenilmez. Ne demek? Hiç güvenilmez. Yani namus meselesini, maddi meselesini vs. ortaya koyduğumuz zaman Mevlana'nın dediği gibi talebeleriyle giderken köpekler oynuyorlardı. Böyle güzel güzel. Talebeleri dedi ki maşallah ya insanlar keşke bu köpeklerden ders alsalardı da dostlarıyla böyle güzel geçinseler de olmaz mıydı dedi diye mırıldandı yani. Mevlana fiilen ders verdi. Dedi ki bana bir kemik bulun. Kemiği buldu. Ortaya bir atıyorlar. Başladılar. Hani dostunuz. Dost gibi gözükürken arkada taş idiler. Arkadaş. Arkadaş demek arkada daş. Arkada taş. Osmanlıca'da daş. Taş değil. Daş. Arkadan daş Arkadaş, arkadaş. He, Böyle İnşallah Ama ben bu vesileyle Allah'ın böyle birbirine insanın küs olup Tekrar barışma böyle bir sistemi Çıkartması insanın hakiki yüzünü ortaya çıkarma Yöntemine hayran olmamak mümkün değil Eşya Eşya da öyle oluyor Bazen işlerimizde yaptığımız işlerde Ters gidiyor ya aslında o ters gibi gözüken, ters gidiyor gibi gözüken şeyle aslında düz gidiyor da e, alıştığımız bir düz değil. Nedir o? O eşyaların veya yaptığımız işler ters gitmesi e, senin başka bir tarafını sana hatırlatıyor. En azından farklı düşünmeye, zengin düşünmeye. Çözüm üretmeye, e, sif o e, şeyin o şekilde olmadığını e, anlamana vesile oluyor. Eğer bu küs olmak veya işlerin terse gitmesi ile düz noktadan bakınca kötü gibi gözüküyor. E, eşyanın veya kişilerin farklı yönlerini de göstererek kişileri ve eşyanın zengin olduğunu, güçlü ve zayıf yönlerinin olduğunu aynı zamanda bize de güçlü ve zayıf yönlerimizin olduğunu anlamamıza, anlamamıza, anlama nispetinde farkındalığımıza e, ee, bu anlama ve farkındalığımızla da eşyayı ve mevcudatı anlamlandırmaya vesile olur. Eğer bu farkındalığa gelemezsek o zaman da lanete vesile olur. Belaya, musibete Allah kahretsin, Allah lanet etsin ve isyana ve kavgaya sebep olur. Evet bazen de bilmezsen tabii. Oysa hakikaten son cümlem olsun. Buraya bu dünyada şöyle diyeyim. Biz Allah var iken Allah'ın ilminde ezeli ve ebedi vardık. Allah'ın ilminden sonradan bilmek yok. Biz vardık. Allah karar verdi bizi mahluk olarak yaratmaya. Nuru Muhammed'i de cevher yarattı bizi. Benlikler yarattı. Sonra bizim sonra ruhumuzu e, o benliğin içine üfürdü. Allah öyle diyor ya, ulu ruhumin emri Rabbi Celle Celalu, ruhumdan öfledim ruhunuzu diyor. O ruhumuzu Allah ruhundan öfleyince ruhumuz mahluk oldu. Bak şimdi bizim varlık e, şeyi sahnesi yani film yapıyoruz ruhlar aleminden başlayıp cennette ezeli ve ebedi olarak devam edecek bir film. Bunun baş rolü aktörü sen ve beniz. İşte bazı zengin filmler yapılırken bir sahne Endonezya'da olması gerekiyor. İki dakikalığına uçakla bir gidiyorlar o oyuncular. Endonezya'da o sahneyi alıyorlar. Bazen öyle filmin bir sahnesi var ki Arabistan'da şeytan taşlama bölümü la lazım. Koca film ve bu kadar masraf falan. iki dakika veya bir buçuk dakika sahne almak için Kabe'ye gidiyorlar. İşte ezelden ebede doğru yapılan bu filmin başrolde oynayan sen ve ben beniz. Ama bir sahne alınması gerekiyor ki buna bir saat deniliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya hayatı bir saattir. Veya bir e yorgun olup da güneş güneşten sırmak için ağacın altına biraz dinlenmek gibi diye tabir ediyor. Ustad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri dünya sahnesini bir gün söylüyor. Cennete gidene kadar 200 200 günlük mesafe var diyor. Şey 2 aylık mesafe tövbe iki aylık. 2 ay ne yapar? 60 gün. Bir gün sonra diyor bir istasyon, e, bu seyahat başlama yeri istasyon var. Orada trene, uçağa, şimendifere, tayyareye, gemiye veya yaya gidiliyormuş. Peki bu dünya hayatı senaryosu bir gün. 59 günümüz daha kaldı. Bu 59 günümüzü e, daha canlı, şuurlu, zengin, külli kazanmanın yolu, Eşyayı veya insanları veya da kendini tek boyutlu bilmemek, çeşitli yönleriyle beraber bilme fırsatını bazı işlerin ters gitmesiyle, bazı insanlarla da küs olma dönemlerinde bize bunu kazandırıyor. İşte ama fark edersen tabii. Tekrar selamun aleyküm.